rehine hikayeleri sahiden de dehşet verici olabilir. Farklı filmlerde de bu denli fazla kullanılmaları şaşırtıcı olmasa gerek. İzleyicileri diken üstünde tutmanın sahiden de iyi bir yolu. Ancak bu durum elbette ki sadece beyaz perdede gerçekleşmiyor. Bazen normal insanlar da suçluların kurbanı olabiliyor ve son umutları bir mucizeyi beklemek oluyor. Bu gibi bir durumda saldırganın haberi olmadan bir yardım çağrısında bulunmak da sahiden görüldüğünden daha zor. Ancak bugünkü videomuzun kahramanları için şansın onlardan yana olduğunu söyleyebiliriz. Hadi videoya geçelim. Kurtarma için pizza. Evinize yemek söylemek için elbette ki bir uygulama kullanmışsınızdır. Bu oldukça kullanışlı ve zaman kazandırır. Ancak acil durumlarda hayatların kurtarılmasına bile yol açabilir. Florida'da bir Avon Park sahibi erkek arkadaşı tarafından kaçırılmıştı ve polisle bir pizza siparişi aracılığıyla iletişim kurmuştu. 25 yaşındaki Cheryl Redry aynı zamanda 3 çocuğunun babası olan 26 yaşındaki erkek arkadaşıyla kavga etmişti. Erkek arkadaşı Cheryl'ın telefonunu aldı ve onu tehdit etti. Cheryl'ın evden çıkmasına müsaade etmedi. Uzun bir kavgadan sonra Cheryl çocuklarının aç olduğuna ve evden çıkamıyorlarsa pizza söylemeye ikna etti. Şanslıydı çünkü erkek arkadaşı bunu kabul etti. Sonrasındaysa Cheryl uygulamadan küçük bir sucuklu pizza seçti ve "Lütfen yardım edin, 911'i arayın" yazdı. Aynı zamanda 911 rehine yardım yazdığı bir yorum da bırakmıştı. Bu Pizza Hut çalışanları tarafından fark edildi. Sonrasındaysa restoran müdürü Bayan Hamilton 28 yıllık iş hayatında başına bunun gibi bir şeyin gelmediğini itiraf etti. Elbette ki Hamilton hemen polisi aradı. Polisler bölgeye geldiklerinde ise Cheryl tek bir çocuğuyla evden çıkabildi. Ancak diğer ikisi babalarıyla kaldı. Polis müzakereler neticesinde Cheryl'ın erkek arkadaşını ikna etti ve Nicholson adam kaçırma, silahlı saldırı ve adaleti engelleme suçlarından yargılandı. Tuvaletteki not. Alaska Hava Yolları hostesi Sheila Redrick uçaktaki iki tuhaf yolcuyu fark etti. İyi giyimli bir adam ve pasaklı bir genç kız. Kız işkence görmüş ve çok korkmuş gibi görünüyordu. Adam hostesin kızla konuşmasına müsaade etmediğinde Sheila'nın şüpheleri arttı ve Sheila kıza gizlice tuvalete gitmesini söyledi. Kız aynaya bir not bırakmıştı. Kağıt parçasında yazdığı notta "yardım istiyordu" ve genç kızın kaçakçılık kurbanı olduğu ortaya çıktı. Sheila bu durumu direkt olarak pilota bildirdi ve hemen polise haber verildi. Bunun sonucunda adam tutuklandı. 2011'de yaşanan bu olay neyse ki kızın hayatına mani olmadı. Kız büyüdü ve üniversiteye gitti ve Sheila'yla hala irtibatta. Ne de olsa tüm bunlar onun hayatını kurtarması sonucunda gerçekleşti. Bu haber yayıldığında havayolu şirketleri kabin ekiplerini adam kaçırma durumlarında nasıl başa çıkabileceklerini eğitmek adına bir kampanya başlattı. Bir şeylerin yanlış olduğunu anlamak, detaylara dikkat ettiğiniz takdirde hiç zor değil. Kurban üniformalı insanların etraf olmaktan korkabilir ve yolun nereye çıktığını bilmiyor olabilirler. Söyledikleri şey onlara önceden ezberletilmiş olabilir. Kıyafetleri gidecekleri yere uygun olmayabilir. Genellikle kurbanların sorularını onları suistimal edenler cevaplar ve onların kişisel hayatı hakkında bilgiye sahip olmazlar. Morse alfabesi. Anthony Junior, Vietnam Savaşı sırasında bir Amerika donanma pilotu olarak hizmet verdi. Uçağı Kuzey Vietnam'da Ton Hoa şehrinin yakınlarında düşmüştü ve ekibi yakalanmıştı. Anthony neredeyse 8 yılı hapiste geçirdi ve bu vaktin neredeyse tamamını tecritteydi. Bir savaş mahkumunun hayatı zor olsa gerek. Ancak bunun aslında nedenli zor olduğunu kimse bilmiyordu. Kendisi 1966 yılında Kuzey Vietnamlı yetkililer tarafından bir televizyon röportajına çıkartıldı. İşte Anthony tam da yaptığı bu röportaj sırasında Amerika İstihbarat Teşkilatı'na ve o ekibin işkence gördüğünü ve suistimal edildiğini söyledi. Sorulan soruları yanıtlarken gözlerini ışığa duyarlıymış gibi davrandı ve gözlerini Morse alfabesi şeklinde kırptı.
İşkence kelimesini ise birçok kez kullandı. Bu röportaj Amerika televizyonlarında da yayınlandığından durumlarının kötü olduğunun ilk teyidi oldu. 12 Şubat 1973'te Anthony, Kuzey Vietnamlılar tarafından salındı. Bu eve dönüş operasyonu sırasında diğer salınan birçok Amerikan askeriyle birlikte gerçekleşti. Anthony sonrasında donanma hacı ile ödüllendirildi ve kahramanlığı diğer birçok ödüle layık görüldü.